Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Ahmet Değirmenci. Size bugün Çanakkale İliççan ilçesine bağlı Altıkulaç köyünün hemen dibinde, özellikle ana yol dediğimiz Çambiga ana yoluyla köy arasında kalan konumda, böyle kadastral yoldan da geçit hakkı alınmış vaziyette, tapusunda içli şekilde arkadaşlar, 2976 metrekare tarla niteliğinde ama muhteşem 15 yaşında bol verimli, tam da şu anda üzerinde durduğu gibi cevizlerin bulunduğu, değil mi abi? Evet. Kaçta? 50 tane mi daha bunlar? Yaklaşık 50 arası. 40-50 civarı. 15 yaşında. Gölgesinden de görüyorsunuz zaten. Yaklaşık 15 tane filan da yeni ekim. Yeni fidanlar var. Evet. Bunun haricinde de muhtelif, yani çeşitli meyve ağaçlarından da oluşmuş, ki asmalar da var. Onları da göstereceğim. Çok güzel bir bahçeliyiz arkadaşlar. İçinde ayrıca da güneş enerji sistemi elektriği alınmış, yapılmış. Evet. Efendim, kendi sulama suyu olan, ayrıca da kullanım suyu içinde kuyusu bulunan, değil mi abi? Evet. Ve oradaki tertibatıyla beraber hemen geldiğinizde hem yaşamaya hem de kullanmaya, üretim yapmaya başlayabileceğiniz bir yer. Mevsimlerden Eylül ayının sonundayız şu anda. Yeşilliği de buna rağmen bölgemizin yeşilini görebileceksiniz. Evet, böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Buradan başladım. Geçit hakkı olan yolu da videonun başında gösterdiğim gibi bakın.
videonun başında gösterdiğim gibi bakın. Burası tapusunda işli arkadaşlar. Yaklaşık 160 metrekare miydi Mahmut? Evet. 160 civarı küsurat yazıyor tapuda. Gösteririz de gerekirse. Bunun bittiği yer bizim kadastral yolumuz ama önümüzde şu solumuzda kalan 9 parsel komşumuzun üzerinden alınmış resmi geçit hakkımız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi buradan arabamızı rahatlıkla kullanıp geçebiliyoruz. Ondan sonra da aslında şöyle gösterelim. Buradan arazimize giriyoruz. Şimdi yani sınırımız bakın böyle. Bu şekilde yukarıya doğru. Yani şu odunlar olduğu yer bizim değil arkadaşlar. Böyle diyeyim. Oraya da kullanma iznini kendi yan taraf komşu vermiş değil mi Mehmet abi? Evet. Bu konuda sıkıntı yok. Burada birkaç tane ağaç yan tarafın arkadaşlar. Onun haricinde şimdi şu satılık biraz olan bölüme geçelim. Mehmet abi burası senin en son zamanda satmaya karar vermeden önce Mahmut oğlumuzla beraber evet. Keçi üretmek yani bakmak istedim burada galiba. Evet. Hatta altımızdaki izin alarak tarlayı da yonca dahi ekmiştin. Evet. Onu da gösteririz. Araç gereçlerimizin kullanıldığı içine alıyoruz. İlaçlama makinesi vardı. Çapa makinesi, çapa makinesi jeneratör vardı. Makinesi. Yeni yapılmış arkadaşlar. Evet. Üzerindeki galvaniz çatı malzemesi olsun, ağaçları olsun böyle bakın. Burası onların yayıldığı alan. Beyaz sahnen keçilerdi galiba herhalde evet. Değil mi? Bu şekilde. O yüzden böyle görüyorsunuz. Şimdi buradan girelim abi. Bütün ahşaplar hep çamdan yapılmış. Özel çamdan yapılmış. Ha, burada kendi çamınız vardı değil mi? Evet. Tamam. Gel kalsın. Şimdi arkadaşlar şurada yaklaşık 30-40 metrekare civarında iki bölümden oluşan böyle 1+1 diyebileceğimiz gibi ama girişleri ayrı olduğu için güzel bir barınağımız var. Çatısı matısı akmayacak vaziyette kullanılır durumda böyle. Şimdi kendi su şebekesi de ayarlanmış. Manzaramız bir kere çok harika. Onu da diğer taraftan gösteririz ama. Önce bahçeye girelim. Kalsın. Bak şey nasıl? Mükemmel bak. Bir yer abi. Ağaçlar çok özel kesim yapılmış. Yani Mehmet abimizden 2 sene önce değil mi Mehmet abi? 3 sene önce. 3 sene önce mi? 3 evet. Sene oldu mu siz buraya alındı? 3 seneden fazla oldu. Tamam. Evet. Tamam. Ağaçlar bakın, bayağı bakımlı abi. Yukarıda asmalar da evet, var. Evet. Bakın. Ne kadar eskiden beri devam etmekte olan aktif bir meyve bahçesi görüyor musunuz? Bakın. Genelde düz. Kendi aralığında teras biçiminde. Burada sabahın, öğlenin, akşamın vereceği duyguları. Biraz zaten hareket edeyim. Bakın hep meyveleri de göstereyim burada. Dışarıdan da gösterdim cevizleri. Bakın. Bu mesela şurası Mehmet abi burada oturuyorsun böyle. Evet. Çay keyfi burada yapıyoruz. Evet. Özellikle şunları göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani bakın bu. Yani burada yaz kış. Diyor ki Mehmet abinin oğlu Mahmut da yanımızda. İki gün sıcağı hissettik Ağustos evet. Ayında. Yayladır burası. Ha. Neden? Ağaçlar yayılımlı arkadaşlar. Çok güzel bakılmış. Gölgesi müthiş. Hiç birbirini etkilemiyor. Verimi yüksek. Toprak çok hoş. Bakın toprağı da göstereyim. Yani buraya şurada çapalama makinesi var. O çapalama makinesiyle çok rahat zorlanmadan diyor burayı sürebilirsiniz diyor. Hiç ot bırakmamışlar. Ve burada abi zararlı ot ilacı kullanmadın değil mi? Hiç kullanmıyoruz. Hep organik. Tamamen organik arkadaşlar. Bu arada damlama usulü sulamayla suladığını göstermek için yerdeki bütün borular aktif şekilde arkadaşlar. Suyu saldıklarında değil mi? Evet. Bahçe kendisi otomatikman sulanır. Bunu hemen bilgisini verelim Mehmet abi. Evet. Altıkulaş barajından buraya su geliyor. Evet. Aboneliğiniz var. Kartı var bunun. Değil mi? Evet. Kartımızı saatin üzerine indirdiğimiz zaman suyumuz hemen akar duruma gelir ve bahçe kendisi sulanır. Maliyeti neydi abi o şeyden ücreti? Yıllık 1000 lira bir ücreti olur. Yani aldığınız ton kadarı 1000 liraya tekabül ediyor şu evet. Kadar. Yani ton başı 60 kuruş falan diyordunuz galiba kuruş, değil mi? Evet. Böyle bir ücreti var arkadaşlar. Yani dilediğin kadar kartını dolduruyorsun aynı ev aboneliklerinde olduğu gibi. Hemen onunla yıllık 1000 liraya tekabül ediyor evet. Bugünkü değerlerle. Sınırsız sulama yapabiliyorsun. Evet Eylül ayının sonunda 2023 yılındayız. Böyle abi diyelim. Şuradayken kivileri de tabii. Bir asmasını da gösterebiliriz. Farklı çeşitte ağaçlar var demiştik ya. Ayrıca bakın burada kivi evet gördük. Kivi bu arada revaçta burada. Evet. Bigad Ahmet abi evet. Burada. Evet. Bakın
yama olduğu yeri görüyorsunuz. Burada da cevizler var. Kardeşim şu bahçeye doğru gidelim kardeşim. Şu güzelliğe bakar mısın bakma? Maşallah ya. Bak bunun sabahleyin akşamleyin yukarıdan böyle gelecek olan mis gibi orman kokusu. Şu anda bile keşke bunu kokuyu da aktarabilsek ama aktaramıyoruz yani videoda. 200 metre kare hariç ot yoktur abi bahçede. Ha, evet o geçen dikkatimi çekti. Siz de bana söylediniz. Bakın güzel bir toprağı arkadaşlar, var. Çapalaması buraya hep yapılmış düzenli. Bakın ayağımla bile kazacak durumda yani o kadar. Bak görüyorsunuz toprakta ot yok, ayrık yok. Şunlar da yerde çilek mi onlar? Ne onlar abi? Bunlar asma ağacıydı. Gürge'de kaldığı için iptal ettik onları. Ha geçen evet. Gelişimizde. Tamam evet. Fark ettim abi. Şu tamam. Üzüm balları. Anladım o zaman gösterdim şimdi. Buradaki şeyleri kaldırdın o zaman değil mi abi? Gölgede kalıyor diye. Evet. Tamam. Üste de üzüm bağı çıkıyor Ahmet abi. Şurada. Şu tarafa geçmeden şurada da iki sıra. Gördüm sıra, evet ileride var. Geçiyor. Hı hı. Ben yukarısını geçen gelişimize göre ama şansın. Sana zahmet olur mu ya da ben alayım yediğim sesle seni yormayayım. Yok ben hiç sıkıntı olmaz. Heh. Şuraya bir çıkıp geri vereceğiz. Hızlı. Tamam. Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar size buradan da şeyi göstereyim. Üst tarafı da göstereyim. Fark etmesin. Bakın buralar da sınırımız bakın böyle komple çevrili zaten değil mi? Evet abi. Evet. Şurada 4-5 ağacımız yan komşuda kalmış. Zamanında yani ilk sahipleri buraya yaparlarken öyle değerlendirmişler. Bizim sınırımız arkadaşlar bakın şöyle elimle gösterirsem şurada aşağı doğru 4-5 tane ceviz ağacını harici 3 ceviz ağacı birkaç bir vişne bir erik falan herhalde. En fazla onlar yan tarafın hakkında duran yerler. Evet. Hani İlk sahiplerinden dolayı böyle kullanıyoruz yani. Evet evet. Yıllardan beri belki. Alan arkadaş da bu şekilde kullanacak Allah'ın izniyle. Evet, evet, olur da başka bir şey olursa. Bakın asmalar burada arkadaşlar yine var. Şöyle yapayım. Manzarayı göstereyim. Bakın. En üstteki seviyemiz bu. Sınırımız şöyle gidiyor. Burada patikalarımız var. Oradan da inebiliriz ama ben yine aşağı inip tekrardan bahçenin içerisine şöyle güzel bir görünüm alacağım. Buranın zaten drone görüntülerini de ekleyeceğiz arkadaşlar şeylere. Gördüğünüz gibi bak cevizler hala üzerinde. Artık yavaş yavaş çatlamaya başladılar diyorsun değil mi? Bu da erik, bu da erik galiba. Şu. Evet erik. Şu da kestane abi. Ha şu. Aynen bakın kestane. Bu da kestane. Aşağıda da vardı birkaç tane hatırladığım kadarıyla. Böyle gidiyor. Biraz yaklaştırayım arkadaşlar. Oradaki yürüme alanını daha sonra eklerim. Şöyle yapayım. Şimdi orada asmalar da var değil mi? Var şu anda orada asmalar. Evet asmalar. Gölgede kalmayan, açılıkta olanlar. Bir sıra asma olması lazım. Şunlar yani. Arkadaşlar. Evet şimdi tekrar inelim Mahmut aşağıya. Böyle bir ekstrem oldu ama güzel oldu. Evet arkadaşlar burada 20 derece gibi 3'te 1'ini şey yapan bir eğimimiz var. Bakın yandan da göstereyim. Bakın eğim olan yer hemen şöyle şurası. Bakın buradan sonra düzleşiyor. Bakın. Düz alana iniyorum şimdi. Onu göstermek istedim size. Harika yani. Barınağımızın boyutu da görünüyor bakın. Çok güzel. Çok güzel. Çok hoş. Hakikaten cennetten bir köşe. Tabiri caizse. Tabii ki cennet daha güzel. Şöyle ilerleyelim. Şimdi bahçe falan da var burada ayrıca. Sadece ceviz ağaçları yok değil mi Mahmut? Meyve ağaçları da bayağı var. 50'ye yakın herhalde. Arkadaşlar çok güzel verimi var. Mehmet abi. Mahmut. Rekolte nedir burada aşağı yukarı? Efendim abi. Geçen sene falan rekolte yani cevizlerden kaç çuval ya da kaç kilogram topladınız? Geçen sene 1 ton 750 kilo aldık. Tamamından. Evet. 750 kilo. 1 ton 750 kilo. 1 ton 750 kilo. Evet. 2 tona yakın yani arkadaşlar. Çok çetner mı ne demiştin abi sen buna? Bir penter bir de çenter cevizi. Şu anda Tahsin kardeşim de bakın. Mükemmel bir tadı var ya. Kırdı. Dolgun böyle. Basit elle de kırılıyor. Kabukları elle kırılabilen cinsler evet. Bunlar arkadaşlar. Daha önce diyorlardı. Ya yani nasipse bunu bir an önce alırsanız bütün bu meyvelerden, ürünlerden. Abi yıllık 200 bin lira yakında geliri var onu söyle. Bu duruma göre değil mi? Evet. Yani 1700 kilogram ceviz toplanabiliyorsa ki bu sene de çıkar mı o kadar bu duruma göre? Çıkar. Çıkar değil mi? Evet. Belki fazlası belki nasip yani tabii. Evet. Zaten meyvenin üzerinde arkadaşlar, olduğu bellidir. Salkım salkım şöyle yakınlaştırayım göstereyim bak bu önemli. Bakın şöyle şurada. Yanlış görmüyorsam şöyle bakayım. Ayrıca meyvesi hariç. Bakın
Bütün dallar dolu yani. Bunları yer abi. Ya. Yani üstüne de nispeten çıkılabilir. Şimdi arkadaşlar asmaları göstereyim. Asmalarımız şeyimiz bayağı var. Evet. Bakın. Şu asmalar da burası arkadaşlar. Üst sıra halinde. Bahsettiğim asmalar burada. Mahmut. Gel kardeşim. Üzüm bağımız da burası değil mi? Evet abi. Bir sıra yani, burada. Bak. Bir sıra yan tarafta. Ha. Bunlar beyaz ve siyah demiştin galiba. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet abi. Siyah. Şu yanda da vardı ama onu gölgede kalanları almışsınız yani. Tamam. Yani burada iki sıra var o zaman değil mi şimdilik? Evet, iki sıra burada. İki sıra var. Buradan da gene bir çıkıp bakıverelim şöyle arkadaşlar. Şöyle ağaçların dalları arasında. Yani hani tabiri caizse tabii ki cennetle kıyaslanamaz. Yaşadığımız dünyada bir bakış açısıyla bakarsak meseleye küçük bir cennet bahçesi misali. Ama bakarsan bağ oluyor. Bakmasan dağ oluyor. Atasözlerimizde olduğu gibi bakın. Yani bu meyillerde asmalar varmış. Yine kökler duruyor bakın orada. Evet. Aslında istenirse yine siz gölgede de olsa girişlerim derseniz orada var değil mi? Evet abi. Damlama şerinden de belli. Şurada herhalde kestane olması lazım abi. Kestaneye benziyor. Olabilir bu. Hemen bakın dallarında şeyler. Abi arkanda muşumra var. Şu an meyvesi. Üzerinde bakın. Sonbaharda olgunlaşacak inşallah değil mi? Ekim ayında falan. Evet. Tahminim. Ekim, Kasım olması lazım. Evet. Buradan böyle tekrar yine ineyim. Birkaç defa iniş çıkışlı yaptık. İnelim Mahmut. Evet şimdi şurada bir açıklığımız var. Evet yeni ekim cevizlere örnek bir tane bu değil mi mesela? Evet. Evet. Bu sene ektiğimiz ceviz. Sene bu ceviz tutar. Cevizden ben de tadıyorum arkadaşlar. İnşallah siz de tadarsınız geldiğinizde. Hiç acı değil be maşallah. Çok güzel. Abi bahçede ne ektik bu sene sebze? Biber görüyorum. Biber, domates, patlıcan. Yine birlikte gezelim. Çünkü bahçenin boyutunu anlamadığı için bedenen çıkmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Kırmızı biberle geçelim. Evet. Böyle mi gidelim abi Mehmet abi şöyle mi gidelim? Böyle gidelim. Ve Mehmet abinin verdiği bir bilgi var. O önemli bence. Maddi olarak da. Şöyle geç şey, abi zaten. Biber ve domatesin hani yıllık 100 bin liraya yakın bir şey de ekstra verdiğini söyledi. Salça yapmışlar işte. Evet. Salça yaptık. Gelen giden misafirlere verdik. Geçen domates. Sene İstanbul'a bayağı satışımız oldu. Salça olarak mı abi? Yok. Biberle domates, patlıcan minibüsü doldurup marketlere gönderiyordu. Hadi ya. Ha. Hay maşallah. Aynen bayağı 4-5 sefer gönderdik. Burası bir dönüm kadar var mıdır ayrıca yoksa 500 metrekare falan mı? Var var bir dönüme yakın yaklaşık. Olmazsa da bir 800 metre. 500, 700, 800 arası. O civarda evet. O civarda. Şimdi dolanarak gideceğim arkadaşlar. Su kuyusunu da göstereceğim size. O zaman cevizlerden sen bayağı bir hesap yaptın. 200 bin. Bayağı bir yıllık geliri var. Evet. Akabinde meyve sebzeden de gelen. Bölge pazarında da satabilirsiniz. Kırmızı elmalar şey yukarı ağaçlar. Evet. Bu eyvadır. Şu armut. Şu ayva. Eyva evet. Elma var yukarıda dedin abi. Elma şu kırmızı elma yukarıda. Kırmızı elma. Ondan sonra tekrar cevizlerimiz kestane. Şu incir mi? Çok. İncir değil mi? İncirin bir tanesi de burada zaten. Üzerinde evet. De var zaten. İncir bayağı var buradan. Sınırımız şu şallar değil mi abi? Evet. Maşallah evet. Ya. Şimdi Tazim şuraya çıkıp bahçeye öyle girelim yeniden olur mu? Evet. Tamam. Hadi. Arkadaşlar. En yüksek kutumuzun bir köşesi burası bakın. Şöyle. Bak abimiz temizlemiş. Buradan su gelmiyor çünkü şuradan da yapmış galiba değil mi abi su arka? Evet, evet su oradan çok geliyor. Çok şiddetli bir yağmur yağarsa gelmez burada. Belli bir miktar o da bahçemizin sulanmasına sebep olur anlamında. Çünkü yukarıda dere yok değil mi abi? Yok. Bakın burada kavunlar da var. Bakın şu. Bir saniye abi şunu almak isterim. İzin var mı yemeğe Mehmet abi? İzin var değil mi? Tabii tabii. Misafir her bu. Zaman gelen arkadaşlar. Arkadaşlar canınız çeksin diye değil ama. Evet. Ben de bir tane gördüm. İznimizi aldık. Bu arada yeni yine ben internette görmeye başladım. Bakın şu sütün çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Evet. Ama ben genelde kabuklu hani kurutulduğu zaman kabuğunla yiyoruz ya. Bu şekilde yemeyi tercih ediyorum. Çünkü bunda bir yere ilaçlama falan yok değil mi üzerine? Yok. Hep organik. Evet. Şu anda hani. Elhamdülillah maşallah.
Orada açılanlar da var mesela dallarında. Hı hı hı. Ayvalar falan bayağı büyük büyük Mehmet abi. Evet. Arkadaşlar burada emek var. Mehmet abilerden önce alanların da verdiği emek belli. Çünkü bölgede buna benzer bu gürlükte meyve bahçesi, cevizlik yok değil mi? Yoktur. Maşallah. Değil. 3 yıldan beri de kendileri burada kalıp buraya böyle bakıyorlar, ediyorlar, severek yapıyorlar ki iyi. Milli Eğitim'den emekliydin galiba değil mi abi evet, sen? Evet, Milli Eğitim'den emekliydim. Çok da meraklı böyle maşallah evet. Abimiz. Arkanda kavun var arkadaşlar. Evet, kavunlar da var. İşte şuradan bahçeye inelim Tarsın, gel. Evet, bahçemiz burası arkadaşlar. Şöyle girelim. Şimdi daha önce geldiğimizi söyledim arada biliyorsunuz. Geçmişin daha önce arkadaşlar buraya gelmiştim. Bundan bir hafta önceydi. Bakın biberleri evet. Demin görmüştünüz. Bak patlıcanlar üzerinde. Bir de ilginç olan çok değişik bir cins patlıcan vardı ama kaldı mı üzerinde şey? Ha duruyor bak. Var. O değil mi? Evet. Tamam. Abi onun burada ata tohumu olduğunu öğrendim ben. Hani Afrika falan dedik ya. Evet. Aslında Anadolu'da da olan bir patlıcanmış. Eski tohumlardanmış o. Bilmiyorum öyle gördüm internette. Abi biberlere bakar mısın? Evet. Şey burada Adıyaman biberi de var Tahsin. Acılı. Mehmet abi geçen gelişimizde koyverdi. Maşallah. Acılıydı ama çok güzel yendi Mahmut abi. Maşallah Allah razı olsun. Severek yedik yani. Şöyle gidelim su kuyusuna doğru. Abi elhamdülillah lezzete bak ya. Bak. Bu bizim ayrıca eğimi olduğu manzaramıza doğru giden yolumuz. Dut da var. Hepsi var ya hepsi evet. Var. Bak şu ne? Şu ne abi? Defne mi bu? Kira, şey vişne. Vişne. Evet bu vişne. Şu aşılamışsınız. Evet aşılamış yani. Tohumumuz. Şu şeftali. Bu da vişne. Bu da vişne. Her taraf dolu ya maşallah abi. Bir siyah dut bir beyaz dut var abi. Evet. Şu önümüzdeki eyvadır. Mükemmel. Diğeri elmadır. Bunlar değil mi abi? Evet o şey şeftali. Bence şurada manzara göster abi. Elhamdülillah. Bakın. Cevizler belli zaten. Evet, hurma ağaçlarımız. Belki de diğer meyve ağaçlarında var bakın böyle. Evet. Bir yukarı köşeyi de şöyle. Burası bostanlık işte. Evet. Bostan ya şu. Biberleri görüyorsun abi. O. Tahsin şu. Tamam. Patlıcan biberimiz göster evet. Göster abi gel bak. Bak Tahsin bak. Bu da patlıcanmış Tahsin bak. Bakar mısın şekline? Kesinlikle domatesle karıştıracaklar. Yani, ha bu arada dün akşam pişirmişler. Onu da itiraf edeyim hiç. Bak kurgu yok arkadaşlar. Şey biber alan. Evet Adıyaman biber değil mi abi şimdi? Evet. Körpelerinden yersen hafif acılı ama biraz daha büyüdüğü zaman hakikaten. Acı mı şimdi abi bu? Acı. Yiyemez miyim? Al dene bir. Al bir dene. Öyle acısı çok güzel. Bir acısı var. Kütür kütür çok güzel. Sulu böyle. En azından şimdi şöyle bir. Sana ben gezerken. Isırdığımızı gösterelim de şöyle yani. Böldük. Şu patlıcanın tadı çok güzelmiş abi. Evet. Harika bir tadı var. Patlıcan zaten lezzetli bir sebzedir de. Evet. Fakat bu böyle böyle aromatik gibi. Daha bir hoş, böyle yumuşaksımsı hani. Değişikti yani. Yiyen midir? Nasipse inşallah. Tadına bakmak ister misin? Acıdı mı? Güzel. Devamını alayım ben yerim. Çok acıysa yandık. Nasıl konuşuyorsun? Bir de tuz da. Kattın mı ona daha lezzetli bu olur. Bu körpe daha atarsın. Acı değil mi çocuk? Hı hı. Arkadaşlar bakın. Şimdi o damlamayı gördüklerimiz abi nereden geliyordu? Sulama suyu değil mi? Barajdan geliyor. Gelen. Evet. Ayrıca su koyumuz da var. Kesilmiyor normalde. 2-3 yıldan beri bak burayı kullanıyorsunuz. Hiç kesilmiyor. Ama ona ki bir arıza oldu da kesildi mesela. Evet. Kuyumuzu devreye atarız. Kuyumuzda da 3 tane diyorsun bir yeraltı damarı besliyor. Evet. Günlük ihtiyacımızı görüyor değil mi abi? Evet, harika temiz içilen bir İçme suyu ayrıca. Evet. Kullanma suyu. Çay da çok güzel oluyor demiş. Çayı çok güzel oluyor. İçelim demedik mi abi? Evet. Tamam. Çekinden sonra çayımızı içelim. İnşallah. Evet. Şu elmalarımız. Hangisi abi? Şunlar değil mi? Şu elma. Şu elma. O Karadeniz hurması. Trabzon hurması var bir tane. Evet. Evet. Su kuyusu bakın tam gördüğümüz yer. Sensin gidelim motorunu mi? Falan orada bir motor var gel. Benzinli motoru var. Bir suyunu yaparız. Suyu da görebilirler. Niye abi?
Çini mi? Çalıştırırız suyu nasıl geldiğini de şey yap. Olur olur abi. Şurada deposu da şurada galiba değil mi? Evet. Orada bir ton mu bir tane kalsın gösteriyor musun lan? Evet gördüm depo. Depo var. Şimdi bak burada Mahmut bir çalıştırsın. Olmadı bir koşarak gideriz oraya gösteririz suyunu. Mahmut burada çalışır bir oraya gideriz. Aynen o zaman tamam. Domateslerimiz. Evet. Bir de domatesin tadına bakalım. Buradan evet, evet. Abi kaç kavanoz yaptın kendin? Onca domates dağıtmana rağmen. Abi bir domates verebilir misin? Arkadaşlara bayağı verdik. Kendimize 30 kilo salça yaptık. Küçük olsun. Daha yiyelim hemen. Daha şunu vereyim sana. Ben çok... Sen de... Ben yedim abi. Konuşurken şey yapayım. Ağzım dolu hoş evet. Olmuyor. Evet. Şimdi bakın şurada benzinli değil mi arkadaşlar? Evet benzinli motorumuz. Benzinli motoru var. Su kuyumuzun suyu içilebilir ve kullanılabilir durumda arkadaşlar. Hiç su sıkıntısı burada yok. Tuvaletimiz dış tuvalet. Onu da göstereceğim. Evet. Tertemiz, hazır. Hem oturmalı alafranga hem evet. Anaturka dediğimiz evet. Geleneksel Türk tuvaleti var içinde. Ondan sonra barınağa doğru gideceğiz. Hurmamız, içinde göstereceğiz. Karadeniz hurması. Evet. Biz Trabzon hurması dediğimiz. Şu karşıdaki yerimiz. Hurma. Devam edelim o zaman. Oğlum, sen maşallah. Bakacağız evet. Mı suya? Evet, evet. Ahmet abi gün batımı. Gerçi onu ben geçen gelişimizde bir videosunu almıştım. Ekleriz olmadı. Tamam olur. Rahmet etmesin. Ben gürültü olmaz tamam. Tamam. Ben eklerim oradan. Gün batımımız. Evet. Şu anda saat kaç mesela Mahmut? Bakar mısın? 5:30. 5:30. Eylül ayının sonu saat 5:30. Saatlerinde bakın güneşi bahçemiz alıyor arkadaşlar. Yani şu anda batı tarafı. Biz doğuya doğru bakıyoruz değil mi? Cephemiz doğu, evet. Doğuya doğru yani. Doğru. Eğimimiz doğuya doğru. Tamam. Aslında Bamiye'ye bak. Bamiye'de ekmiş ağzına. Abi onun için evet. Evet. Evet, bu salçalı domates dediğimiz abi. Evet. Çok güzel bir bunun adı da vardı olur. Demiştin sen. Linda, Linda domatesi. Şey adı, ürün adı. Linda domatesi ama biz bölgesel olaraktan salçalı domates deriz ki evet. Çanakkale domates konusunda ünlü arkadaşlar. Bunu bilen bilir. Bak şu patlıcana bak. Mor patlıcan. Tarzı evet. Evet. Maşallah. Hünkar beğendi falan yapılıyor. Bostanımız da çok verimli. Aynen öyle. Domatesler devam ediyor. Arkadaşlar bakın ya. Bak Trabzon hurmasının bir tanesi de orada değil mi? Evet evet. Evet. Hemen de şu defne miydi abi? Defne ağacı. Bak. Arkadaşlar yemeklerde ondan sonra çayı da yapılıyor galiba. Evet. Turşularda evet. Kullanılıyor. Hem koruyucu özelliği var hem çok aroması yüksek galiba. Evet, tüsüsü, evet. Süt tüsüsü de yapılıyor bunun. Aynen. Evet. Onun bakın yeşil hali. Bunun tabii şu anda tomurcukları da olmaya başlamış galiba değil mi abi bunlar? Evet. Tohumluk. Yine ceviz. Kestane bile vardı. Dökülüyor mu abi kestane? Evet, duruyor kestanemiz de var. Maydanozu gösterebilirsin. Şimdi arkadaşlar göstereyim. Yani burada çünkü Ahmet bir şey kullanmakta olduğunu dair. Temiz. Bir de şey göster. Şey, alafranga da var tabii orada. Evet. Tamam. Bakın tuvalet kağıdına varıncaya kadar, lavabosuna varıncaya kadar bizim eskiden ayak yolu dediğimiz vaziyette bir yer yani. Yaban versini, bu kiraz. Maşallah. Heh. Bu kiraz değil mi abi? Evet. Kirazımız nasıl bir kirazdı bu abi? Hangi cins bir kirazdı bu? Büyük, iri olan bir kiraz. Üzüm salkımı gibi tutan bir kirazımız. Dolu dolu. Maşallah. Evet. Bahar zamanı erken de oluyor. Bu nedir abi? Yaban mersini. Bu da yaban mersini. Evet. Tutmuş meyvesi. O bahsedilen meyvesi. Çok şifalı. Şeker hastalarına iyi gelen bir meyve. Harika. Üst tarafta hünap senin başın üstünde. Öf. Çok şunlar severim. Şu, evet. Bu da çok şifalı evet. Bir bitki. Çok güzeldir abi. Evet. Çok da hünap, severim. Bu da bir 10-15 gün sonra olur meyvesi. Bu onun yapakları evet, değil mi? Evet, abi? Evet, evet. Evet, ağacı bu. Şunda olan da var. Var, var. Evet. Var birkaçı kahverengi olmuş. Halimiz artık yaprak dökmeye başlayacak zamana gelmiş. Ama bu da aşılı galiba değil mi abi? Evet, aşılı bir şartlar. Şurada belli. Yani. 3-4 sene öncesi yapılmış muhtemelen. İncirimiz yine burada önümüzde. Evet. Siyah incirimiz. Şu taraflarda bayağı meyvesi var. Televizyon izleyebiliyoruz değil mi abi? Evet. Uydu çalışıyor. Güzel, evet. Uydumuz çalışıyor. Tamam. Televizyonumuzu seyrediyoruz. Bakın arkadaşlar. Ev demiyorum. Çünkü ev anlayışı kişiden kişiye, bütçeden bütçeye değişiyor. Ama neticede bu da bir ev. Barınak da diyebilirsiniz. Ev de diyebilirsiniz. Bir bahçe villası da diyebilirsiniz. Herkes kafasındaki vicdanına, gönlüne göre. Ama burayı arkadaşlar ev iddiasıyla satmıyoruz. Doğru mu abi? Evet. Burayı özellikle üstüne basa basa söyleyelim. 2976 metrekarenin tamamında 15 yıllık cevizinden tutun da yeni ekim 15-20 tane de gene evet. Şey var. 50 tane 40-50 tane şey büyük ceviz var. İki cinsini de söyledik. Evet. Onun haricinde muhtelif çeşit meyve ağaçlarını gördünüz.
Yaklaşık 500 ile 700 metrekare arası bir bahçe gördünüz. Biberi, domatesi ayrı. Gezerken karnım doydu benim. Bu arada tadarken incirinden biberine kadar, domatesine kadar. Arkadaşlar şimdi eve doğru geliyorum. Evi de göstereceğim. Çok mütevazi ama çok renkli, çok hoş bir yer. Şurada salçamızı burada mı yaptık abi? Evet. Bak. Mütevazi, pratik böyle. Biz maşin ederiz. Kuzine üstlerinden yapılmış bir iki tane ocağımız var. Böyle bunun ateşin üzerinde burada pişirir değil mi abi? Evet. Burada pişirir. Bu da ızgaralık yapılmış böyle ateş tuğlasından, kibar. Siz bunu gönlünüze, bütçenize göre şu alana istediğiniz... Bayağı emek verilmiş abi ya. Ekmek fırını falan yapılabilir. Kestanemiz yani. Bu. Evet. Oo, kestanemiz var Ahmet abi. He? Evet, üzerinde kestane de var ya. Bak, evet, 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 evet. Gördüm, öyle gördüm, gördüm, gördüm. Şu, şunları. Sen çıkmak istemiyorsun. Dur, dur Ahmet abi. Bak, 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 bak. Ha, bağlı mı şu? Bağlıdır o. Bağlı, bağlı. Hava burada var, burada var. Heh, tamam. Doğal kestanemiz arkadaşlar. Karşıda asma. Şimdi asmamız var. Şimdi burada şunu da bahsedelim. Bizim geçit hakkımız yan parsellendi ya arkadaşlar. Gösterdim ben size onu ilk videonun başında. Evet, evet. Önümüzde de bir tane daha parsel var, komşu parsel. Mehmet abi burada o keçi yaptığı zaman da artı bak geçit, burada da mesela yol olarak kullanmış. Çünkü işlemiyorlarmış. İzin vermişler ki siz de böyle kullanabilirsiniz. Bak arabamızla buraya kadar geldik. Yonca ekmeğe izin vermişler. Yonca dahi. Siz de bu yonca, şu anda yoncaları herhalde birine emanet evet. ettin galiba ya abi. Arkadaş, söz verdin. Siz verdik. Tamam ama bir sonraki seferde buraya alan da kullanabilir. İzin alıp kullanabilir. Evet, izin alıp tamam. kullanabilir. Şimdi çay da bak. Aa, bak bak. Sen şunu tut abi, ben bir şey yapacağım. Tamam. Şöyle. He. Evet. Allah yani razı olsun. Biz geleceğiz diye bakın. O bahsettiğim sudan demlenmiş çayımızla. Bakalım rengini şöyle. Bu da ayrı bir zevk arkadaşlar. Uzaklaşarak da göstereyim. Tahsin, senin videoda görmende bir sıkıntı yok değil mi? Evet, bu benim can kardeşim. Tahsin kardeşim. Gerçekten öyle kardeşten öte, evlat gibi. Yeri geliyor baba oğlu oluyoruz, yeri geliyor abi kardeş, yeri geliyor iki arkadaş gibiyiz. Yolculuğumuz, alışveriş, her şeyimizi yaptık. Evet. Afiyet olsun. Böyle bir bahçede, böyle bir çay keyfini, böyle bir ocakta. Evet. Bakın ikindiden sonra arkadaşlar, böyle bir bahçe. Şu anda evin dışında Tahsin. İki tane çeşmemiz var, o kullanma suyundan akıyor. Bunu da göstereyim. Bakın, içilebildiğini göstereyim. Hemen içiyorum ama bu sıkıntı evet. olmadığını söylemiştiniz zaten. Tadı çok güzel. Her raktığını da göstereyim Tahsin. Bak bu kuyudan. Demin gösterdiğim kuyudan arkadaşlar. Evet. Ha bak, beyazın üzerinde görünür bak. Berraklı oldu bak Tahsin. Hiçbir kirli, hiçbir evet, şey evet, yok evet. yani öyle. Bu şekilde açık havada evi göstereceğiz. Tamam. Onu gerçi geçen de gösterdim ben ama. Onları ekleyebilirim aslında. Evet. Aynı görüntüler hakim yani. Şuraya geçelim. Sedire doğru da bir oturalım. Tamam inşallah. Hatta Tahsin senle biz beraber gidelim. Evet, konuşurken. Mahmut sen bunu tutabilirsin. Tutabilirim abi. Heh. Şimdi ayakkabıları çıkartalım. Bak şurada bir şey var. Bunu yerken de çekersen. Evet. Bu da buranın herhalde. Evet. Ahududu. Evet. Karamık dediğimiz bizim. Evet. Göster yakından Mahmut. Yaklaştır. Maşallah. Evet. Bu örtlem, doğal bir örtlem. Biz karamık diyoruz. Bunun bir örtlem. Büyüğü de ahududu oluyor. Biraz evet, daha evet. şey olanları. Bahçede bayağı büyükleri de var. Şekerli, ekşili, böyle vişne, kiraz tadında ama kendine hazır bir şey. Renkli bir de. Değil mi? Evet. Evet, çayımızı alıyoruz. Sedirlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Ama abi bir tek biz mi çay içeceğiz? Siz içmeyeceksiniz mi? Biz içtik şimdi. Öyle mi? Tamam. Şimdi Mahmut. Evet abi, teşekkür ederiz. Tahsin şurayı görmeni isterim. Tamam artık kamerayı sen tut, biz bakalım. Evet tamam, evet abi. Elimizde çayla bakalım. Açıyorum abi müsaadenizle. Evet evet. Gel bak Tahsin bak. Abi bana biraz daha gösterirsen ben pazarlık yapacağım gibi. Şimdi şu yatak şuradaydı, gelsene. Bak. Şu sedir sistemi falan var ya bak. Böyle buraya oldu gibi verecekler, gördün mü? Ben videosunu buna ekleyeceğim zaten. İçindeki malzemesi her şey olduğu gibi arkadaşa hediyemiz olacak. Diğer taraf. Evet, her zaman böyle denk gelmez. Bakın, yani misafir ağırladığımızda küçük bir burada yatağı da var değil mi? Evet. Yine divan gibi de kullanılır. Bakın böyle şark odası. Hemen ben bir manzara yapayım Yusuf. Evet, arkadaşlar dışarıda ateşte çayımızı odunda pişirdik. Misafirlerimizi getirdik. Artık ne ikramımız varsa değil mi abi? Evet. Burada böyle güzelce çayımızı, sohbet, muhabbet yapıyoruz. Aşağı yukarı burası, şöyle biz 20 metrekare bir yer sapladık değil mi hemen hemen? Ortalama abi. 15-20 arası evet. yani öyle diyelim böyle.
güzel, bağımsız bir yer. Direkt dışarı açılıyor, teras açılan bir yer. Şöyle gel oğlum, gezin şimdi. Televizyon da var burada. Şimdi abi eşyaları dahi bırakacağız demiştin evde, değil mi? Komple bu şekil bırakıp arkadaşımıza hediyemiz olacak. Yani şey gibi, dağ evi havası var burada. İşte evet. Avlanmaya gidersin ya dağ evine mesela, bak tüfek bile var orada. Tabii tüfeği alacak arkadaşlar. Burada kişisel olan eşyalarını alıyorlar. Nedir onlar? Kendilerine özel yatak yorganıdır. Kişisel yatak yorganıdır. Onlar önce şu yerdeki yatakta ne kalıyor galiba, değil mi? Evet. Bu minderler kalıyor. Televizyon kalıyor. Evet hepsi kalıyor. Tamam. Evet, güneş enerji sistemiyle arkadaşlar elektrik ediniyordu. Şuraya, şurası soba aslında. Onu da göstereyim. Merak edenler için. Biz maşinga deriz. Bazı yerlerde kuzine diyorlar. Hemen bacasını bakın, burada hemen kuruyorsunuz. Yitong olduğu için duvarlar böyle sıcacık az bir odunla ısınıyoruz, değil mi? Çok güzel ısınıyor abi. Hiç kömüre gerek yok yani. Yok, kömür dayanılmaz abi. Hele bir de meşe odun olsa çıtır çıtır. Zaten kovalı bir soba herhalde bu. O şekilde attım içine. 24 saat bir aşağıya göre, odununa göre. Bu gardırop dahi burada kalıyor arkadaşlar. Bahçemize çıkan bir şey var, penceresi var. Şimdi çıkalım. Burada arkadaşlar bir oda ve arkasında mutfağı olan yer, evet, değil mi abi? Evet. Hatta bir de bir duşluk olan bölümü var. Evet. Onları da ben zaten çekmiştim, ekleyeceğim size. Yani 1+1 gibi düşünelim. Yani bağımsız bir salon var ama şurada yine bir çek yatımız, yine böyle etrafı pencereli şekilde yapılmış. Burası ilk aldığınızda var olan yerdi. Evet. Siz o demin gösterdiğimiz yeri yaptınız. Evet. Tamam. Şimdi burada akülerimiz falan bu şekilde. Doğru mu? Evet abi. Bunun neydi bunun adı? Güneş enerjisini topluyor. Aküler dolduğu zaman kapatıyor, kesiyor, ayarlıyor gibi. Elektrik güneş enerji sistemi burası arkadaşlar. Yusuf göster. Aküler bunun içinde. Şuradaki malzemenin içerisinde. İki tane yeni akü var demiştiniz. 200-400 kahva dediğimiz türden. Hani ben kahva diyorum, belki ölçüleri farklıdır. Panelimizin elektriği burada toplanıyor, depolanıyor ve dışarıya aydınlatmaya dağıtılıyor. Evet. Gel diyorsun şimdi, buzdolabını falan da gösterelim. Evet arkadaşlar, hani çok fazla bir şey olmaz, önemli değil. Kullanım mı önemli? Şu buzdolabı bakın çalışıyor. Bakın ışığı da burada belli. Hemen şöyle. Bu buzdolabı da burada kalıyor, değil mi? Ocağımız falan var burada. Yani hani basit, pratik falan. Bak yemeklerini de yapmışlar, akşam yemeği de hazır zaten. Dolaplar. İşte şurada da arkadaşlar banyom için bir tane şöyle bir duşa kabin büyüklüğünde bir şeyimiz de var. Burada. Şu anda bunun çeşmesi yok galiba, değil mi şey? Yok abi. Kova ile yapıyorsunuz ama bu yapılabilir aslında buraya. Yapılabilir. Güneş enerji sistemi kurulur sıcak su için. Veya şofbeni kaldırmaz bu galiba muhtemelen de. Şeyden çekilir. Mesela boru hattını. Orası yapılabilir. Çekilir, evet. Her şey olduğu gibi gösteriyoruz ya. Evet arkadaşlar, yani şu anda kova ile yıkanma dediğimizi yapıyoruz. Ama biz su hattı döşeyebilirsiniz buraya. Yani bakın bu araziyi size, ev üzerinden tanıtmadım. İçinde oturulup yaşanabilecek kadar, keyif de alınabilecek kadar, elektriği de döşeli vaziyette barınağı olan diyorum. Bakın 1+1 ev mahiyetinde. Evi abartmıyoruz arkadaşlar. Yani ballandırmıyorum. Önemli olan, burada odaklanmanız gereken şey, dışarıda gösterdiğim 3 dönümlük gelişkin, yetişmiş, bol ürün ve meyvesi olan bağımız, bahçemiz. Artık ne derseniz. Onu siz zaten, tarlayı ona siz dönüştüreceksiniz eğer ihtiyacınız olursa. Şimdi çıkalım. Yani böyle yaklaşık 6 metrekare bir odası olan, arkasında da yaklaşık 8 metrekareye yakın işte duşluğu ve buzdolabı ve ocağı olan bir odamız var. O da dışarıya teras bölümüne açılıyor. Çıkalım şimdi. Bakın böyle. Mahmut, sen bizi bir göster. Ondan sonra ben de şöyle oturduğumuz yerden yanıma gelebilirsin. Mehmet abi yanında dursun. Gel buraya doğru inşallah. Oradan daha net görürüz. Şey göstereceğim. Manzaramızı göstereceğim. Gel Mahmut. Şimdi keyfimizi aldık. Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Manzara bu. Şimdi sol tarafımız Altıkulaç Köyü. Yaklaşık 1 kilometre, değil mi? Geldiğimiz yoldan. Bakın o aradan görünüyor. Sağ tarafımızda Çanbiga Otoyolu. Yani ana yoldan arkadaşlar 1 kilometre normal köy asfaltıyla geliyorsunuz. Sadece burada bir geçit hakkımız var. Oradan geliyoruz ve burayımızı böyle istifade ediyoruz. Evet. Kısa bir sohbet yapalım burada şimdi Mahmut. Senin kameramanlığıyla beraber. Evet Tahsin, nasıl buldun kardeşim? Merhaba. Hayırlı alışverişler öncelikle. Tahsin kardeşim bu arada benim gönül dostu bir kardeşim.
Çan damadı. Beni çok sever, ben de onu severim. Allah için severiz birbirimizi. Bugün bana o eşlik etti. Kameramı o tutuverdi. Hem de bir ziyaret edelim dedi. Çünkü yer sahipleri de çok gönüldaş arkadaşlar. Ne hissettin diyeyim Tahsin burada sana? Mehmet abi kendini vermiş buraya. Aileci de vermişler. Ben emeği gördün yalnız. Evet. Bende. Farklı yerlerde birçok ticaret yaptığımı da biliyorsun Ahmet abi. Evet. Ciddi manada buraya gelirken de farklı şeyler konuşmuştuk seninle. Hani, aynen. İşte şöyle olur, böyle olur. Geldiğimle gelirken düşündüğüm arasında çok büyük fark var. Gelip de gördüğüm ender ön yargıyla gelip ön yargımı kıran yerlerden bir tanesi. Anladım. Yani anlattığım ya da tahmin ettiğinden daha fazlasını mı buldum? Çok daha fazlasını buldum. Neden? Gelen müşteri olarak da nasip olur gelir ayrı bir şey. Müşteri olarak da gelenlerin bu tepkiyi vereceğine, bu düşünceyi söyleyeceğine eminim. Neden? Çünkü buradaki emek boşa gitmemiş. Hayır, parayla ölçülmemiş. Ölçülmez ayrı. Boşa gitmemiş ve normal standartlarda hem konum, manzara, bahçenin durumu ve meyvelerin kendi lezzeti, işte oluşması hepsini topladığında Ahmet abi, bu emek karşılığını almış burada. Almış değil mi? Almış. Bu emek, tamam. Bu emek burada karşılığını almış ama şu da var. Tabii ki herkes fiyat konusunda bütçeye göre hitap edecektir. Evet. Müşterisinin %100 ihtiyacından fazlasını verebilecek bir yer ve videoyu izleyenler bana toprağın altında, benim bir sözüm vardı, toprağın altında sorabilirler. Ben inşaat da yapıyorum. Dedim ki bir tane, bunu da ilk defa söylüyorum sana, dubleks dairemle dedim satıp buraya dedim alsam mı? Yeniçeriyi yaptım. Yeniçeriyi yaptırmadan yani, önce ben bunu beklemiyordum arkadaşlar. Yeniçeriyi yaptırmadan önce ben burayı alırdım abi. Net olarak söylüyorum. Yolumuzun üzerinde Yeniçeri köyü var. Çan'a biraz daha yakın. Burası da gene 10 kilometre arkadaşlar, onu belirtelim. Burası Çan'a yaklaşık 8-10 kilometre değil mi? Aşağı yukarı. Hı hı. Evet, orada tamam. Arkadaşımız yaklaşık bir dönümlük bir arsa aldı. 1100 metrekare. Projeli şekilde oraya bir köy evi yaptırıyor ama evet. Köy evi yani biraz daha böyle villamsı bir şey olacak inşallah. Ama tabii ne var? Orada ağaç maaş çok üzerinde çok fazla bir yok var. Düz böyle yani hatta içimden geçirdim nasıl böyle olur? Bu da yıllarla alakalı bir şey. Tabii. Samimi söylüyorum, orayı yaptırmadan önce anlaşmamış olsaydım bile, arsa halinde kalsaymış olsaydı bile ben şu an burayı ciddi manada pazarlık yapıyordum. Değerli izleyicilerim, abonelerim, bizi ilk defa izleyen seyircilerimiz. Ben Deniz Ahmet Değirmenci. Size bugün Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı yaklaşık 8-10 kilometre mesafedeki Altı Kulaç köyüne 1 kilometre mesafede 2976 tam tapusundaki metrekaresi tarla niteliğinde bir arazimizi tanıttım. Bu normal bir arazi değil arkadaşlar. Şu ana kadar çekimlerim içerisinde bu kadar bakımlı, bu kadar çok içinde yaşı da yüksek ve verimi bol böyle ceviz ağırlıklı ama meyvesi sebzesi de ekilebilmiş vaziyette. Bu kadar hazır, içinde barınağı da, elektriği, suyu, her şeyi, sulama kanalından gelen su imkanları da dahil olmak üzere ulaşımı kolay bir yer tanıtmadım. Farklı şekilde potansiyel olan yerler tanıttım. Bu böyle bir bağı, bahçeyi yerine getirmek için düşünün 15 yıllık ağaçlar değil mi abi? En az bir 10-15 sene 15. Emek vermek gerekiyor. O yüzden sizden ricamız burayı kendine münhasır, kendine özel şekilde değerlendirmeniz. Olabildiğince içinden ve dışından görüntülerle size burayı göstermeye çalıştım. Ben çok hoşlandım, onu söyleyeyim. Çok beğendim. Zaten böyle bir yeri, böyle bir şeyleri yapmayı sevenler daha çok beğenecekler. Biz herkese göre olduğunu iddia etmiyoruz ama velakin insanı da güzel olan bir köye yakınlıkta 3 yıldan beri de şu andaki mevcut sahiplerinde bilinçli olarak merakla sizleri buraya bekliyoruz. Tabii mevsiminde gelmek çok önemli. Şu anda yeşilliğin hala devam ettiği bir aydayız. Önümüzdeki günlerde en yakın zamanda bekliyoruz. Sorumluluk yetki bizde değil mi evet, Mehmet abi? Bizde yetki. Yetki bizde. Ahmet Emenci olarak resmi gayrimenkul danışmanıyım arkadaşlar. Benim büromda zaten Çan'da. Bunu her zaman söylüyorum. Kart vizitlerimi görüyorsunuz. Böyle bir yerde. Bakın son olarak şöyle bir manzarayı gösterdik. Böyle kibar, sade, temiz, pratik, kullanışlı bir yer arkadaşlar. Ulaşım çok güzel. Çan ilçemiz buraya 8-10 kilometre. Evet. Arabanız yoksa bile Sapak'tan buraya 1 kilometre mesafe var. Yeri gelir köyden gelip geçen arabalar da size gelir ama Çan Biga otobüsleri yarım saatte bir bildiğim kadarıyla gün içerisinde hareket ediyor. Yani
İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den nereden gelirseniz gelin, Çan'a geldiğinizde Çan'dan buraya her gün Çan Biga ilçeleri arasında Altı Kolaş köyü minibüsü de var. Ah, köy minibüsü de var. Evet. Onun periyotları nasıl abi? Günde iki sefer olması. Günde iki sefer gidip geliyor. Sabah gidiyor mesela. Evet. Saat 12'de dönüyor. Öğlende. Evet. Tekrar Çan'a gidiyor. 3 gibi, 2 gibi tekrar geri dönüyor. Akşam üzeri veya evet, öğleden sonra evet, gibi geliyor. Günde evet, iki sefer köy dolmuşu da var arkadaşlar. Bunu da bir. Köyde bakkal var mı abi? Kahvesi var. Bakkal yok da. Ekmek falan geliyor. Ekmek, o tür şeyler var. Evet. Tamam. Ekmeği, her şey mevcut. Kahve herhalde onlarda evet, galiba değil mi? Kahvede yani, şey oluyor. Bazen lazım olursa diye. Evet. Böyle bir yer arkadaşlar. Mehmet abi, burada demek istediğim bir şey varsa ekleyelim. Yok. Artık her şeyi anlattınız. Aynen. Biz de bahçe seven, emekli olan güzel bir bahçedir. Gelip değil burada mi? Rahat bir yaşantı yapabilir. Evet. 3 yıldan beri bunu yaşıyorsunuz zaten. Evet, güzelce yaşıyoruz. Evet, yani ben doyamadım anlatmaya ama çok çene çaldık. Sürçülisan ettiysek affola. Bizlere destek olmayı da arkadaşlar ihmal etmeyin. Sizlerin destekleriyle 8000 aboneye yaklaştık. Tabii ne kadar çok abone o kadar daha fazla kişiye ulaşmamıza vesiledir. Burayı mesleğim itibarıyla anlatmanın da yanında doğaya, tabiata böyle emek verilmiş bitki yetiştirme gibi şeylere merakımız da olduğu için böyle size iştahla anlatıyoruz. Ama her şey olduğu gibi göstermenin derdi bizde her zaman var. Böyle işte, güneş doğudan, doğu bu taraf. Tabii güneş doğarken manzaramız da doğacak arkadaşlar. Demin az önce gösterdik. Batıda arkamız oluyor. Püfür püfür esiyor. Mahmut şöyle bir dönüver de ağaçların yapraklarının sallandığını bir göster. Aynen. Evet. Burası doğu manzaramız bizim böyle. Ben bir çay dolduracağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Aldığımız keyifle kapanışı verelim. Bugün size dolu dolu bir yer tanıttık. Yer sahiplerinin sesini de duydunuz, işittiniz, destek oldular. Tahsin kardeşimle beraber bu sunumu gerçekleştirdik. Arkadaşlar en kısa zamanda sizi buraya bekliyoruz. Fiyatı ve yerle ilgili detaylı bilgi için telefon numaram üzerinde yazıyor. Cümleten hoşça kalın diyoruz.